Merhabalar arkadaşlar. Bu hafta tablet formülasyonlarıyla devam edeceğiz. İlk haftada tozlara değindik. Özelliklerinden bahsettik. Daha sonra mikro analizden bahsettik. Partikül büyüklüğünün dağılımından ve tayin yöntemlerinden bahsettik. Bu hafta da tablet formülasyonları ile derslerimize devam edeceğiz. Tablet formülasyonları, hazırlama yöntemleri, basım ve örnek tablet formülasyonlarımız olacak. Gördüğünüz gibi tabletlerimiz küçük, büyük, farklı şekillerde pek çok özellik. Şimdi tabletler etkin maddenin yanı sıra inedin özellikleri ve basıma yardımcı olmak üzere seçilen belirli yardımcı maddeleri içeren bir formülasyonun kompakt hale getirilmesi ve sıkıştırılması vasıtasıyla yapılan katı dozaj formülleridir. Tabletler kullanılan zımba, kalıp veya ekipmana bağlı olarak çeşitli büyüklükte ve daire, oval, kare, üçgen gibi çeşitli şekillerde üretilebilirler. Tabletlerin yaygın kullanımının nedenleri hastanın tabletleri kullanması, saklaması, taşıması ve beraberinde bulundurması kolaydır. Katı şekilde bulunmaları sebebiyle etkin maddenin fiziksel ve kimyasal stabilitesi uzun süre korunabilmektedir. İkilik tek düzeli yüksektir. Etkin maddenin tam olarak ve güvenilir bir şekilde salımı sağlanmaktadır. Etkin maddelerin hoşa gitmeyen tat ve kokuları bu dozaj şekliyle maskelenebilmektedir. Maliyetleri düşük sonra. Peki sakıncaları nelerdir diye bakacak olursak, eğer dağılma tam olmazsa biyoyararlılığın sorunu görürüm. Yani nasıl? Şimdi ilk haftalarda bahsettiğimiz gibi akış mesela tam iyi olmadığı zaman veya iyileştirilmediğinde iki tablet arasında fark meydana gelebilir. Veya videoda alındığı zaman dağılmada bir sorun olabilir ve kişi etkiyi tam olarak göremez. Gastrointestinal sisteme ve mukozaya irite edici etken maddeler olabilir. Yutma güçlüğü olabilir. Bazı tabletler çok büyük olabiliyor ve bunun yutma sorunlarına yol açabiliyor. Sıvı etken maddeler ve öteklik karışımlar için de uygun değildir. Tabletler oran kullanım için şu şekilde sınıflandırılabilir. Avrupa Farmakopesi'ne göre kaplanmamış, kaplanmış tabletler, efervesan, suda çözünen, suda dağılan, ağızda dağılan, mide ortamına dayanıklı bu enterik kaplı tabletlerimiz ve ayrıca modifiye salım sağlayan tabletler olmak üzere sınıflandırılabilir. İlaç üretiminde kullanılacak yardımcı maddelerde istenen bazı özellikler var. İlacın üretim aşamasından kullanımına kadar olan tüm basamaklarda inert olmalı. Yani etken maddeyle veya kullanılan ambalaj vesaire hiçbir şeyle bir geçimsizlik veya bir kimyasal reaksiyon vesaire olmamalı. Fizyolojik olarak uyumlu olmalı. Seriden seriye değişmeyen, stabil fiziksel ve kimyasal özellikler göstermeli. Mikrobiyolojik açıdan uygun temizlikte ve patojen içermemeli. Kolay temin edilebilmeli ve fiyatı ucuz olmalı. Tablet hazırlarken dikkat etmemiz gereken noktalar var. Etkin maddenin miktarı, dozu, stabilitesi ve yardımcı madde ile etkileşmesi. Etkin maddenin çözünürlüğü, çözünme hızı. Etkin maddenin hidrofil veya hidrofob olması, etkin maddenin partikül büyüklük ve dağılımı, uygun yardımcı maddenin seçilmesi, uygun tablet hazırlama yöntemi, yani etken maddeye göre tablet hazırlama yöntemleri değişebilmektedir. Oluşan granülün özelliği, kullanılan aletlerin özellikleri vesaire gibi hususlara dikkat edilmesi gerekir. Bazı maddeler direkt basılabilir özelliklerdir. Yani al maddeyi direkt koy makineye bas. Sodyum klorür mesela, sodyum bikarbonat, borik asit. Mesela borik asit de ilk hafta toz kontrollerinde akışkanlığı gösterirken göstermiştim. O ilk yaptığım madde borik asitti. Fark etmişsinizdir ki böyle borik asiti huniye koyar koymaz zaten bir akma eğiliminde partiküller homojen dağılmış. Çok iyi bir madde. Potasyum iyodür olabilir, sodyum bromür vesaire. Bunlar yani direkt basılabilir özellikle maddelerimiz. Herhangi bir eksperyana ihtiyaç duymuyorlar. Bir tablet formülasyonunda etkin maddenin dışında birçok yardımcı madde yer almaktadır. Kullanılan farmasötik yardımcı maddelerin başlıcaları, dolgu maddeleri ve seyrelticiler, bağlayıcılar, dağıtıcılar, lubrikantlar, gredantlar, renk verici ve tat düzenleyicilerdir. Burada da fark ettiğiniz üzere bu yıldız koyduklarım bizim için tablet dozaj şeklinde önemli eksperyanlar. Dolgu maddeleriyle başlayalım. Bunlar tabletin kütlesini artırırlar. Çoğunlukla etkin maddenin tek dozu basılamayacak kadar azdır. Ve bu nedenle bir tablet ağırlığını artırmak için yardımcı bir maddeye ihtiyaç vardır. Seyreticiler bu amaçla kullanılır. Adı üstünde dolgu maddesi yani doldurmak için.
Şimdi 60 miligramın altındaki tableti basmak mümkün değil. O yüzden eğer bir formülasyonunu topladık mesela 60 miligramın altındaysa onu bizim dolgu maddesi ilave etmemiz gerekiyor. Uygun dolgu maddelerinin seçimi için formülasyon gelişimi sırasında etkin madde ile yardımcı maddeler arasında geçimsizlik olup olmadığı, etkin maddenin biyo yararlanımının etkilenmediği incelenmelidir. Sıklıkla kullanılan dolgu maddeler arasında laktoz çok görürsünüz. Selüloz, kalyum, manitol, sodyum klorür, nişasta ve potaş şekeri sayılabilir. Manitol, laktoz, sorbitol gibi dolgu maddeleri yeterli miktarda kullanıldığında çiğneme tabletlerinde olduğu gibi tableti ağza dağılma özelliği kazandırır. Özellikle manitolu çiğneme tabletlerinde sıklıkla görürsünüz. Kalsiyum sülfat dihidrat, kalsiyum fosfatli bazik ve tribazik, kalsiyum karbonat, nişasta, mikrokristal selüloz olan dolgu maddeleri çözünmeyen dolgu maddeleri sınıfındadır. Laktoz, sukroz, ekstoz, manitol ise çözünen dolgu maddeleri. Dolgu maddelerin ne olmasını istiyoruz? Non-toksik olsun. Yani herhangi bir toksik etkisi olmasın. Ucuz olsun. Rahat ulaşabilelim. Şeker veya tuz gibi bazı hastalıklar kontendike olmamalı. Ne diyoruz? Yani şeker dolgu maddesi olursa bu diyabetik hastalarda tehlikeli olabilir. Veya hipertansif hastalarda tuz bazı ilaçların verilmesi hastanın durumunu daha da kötüleştirebilir. Bundan bahsediyoruz. Fizyolojik olarak inert olsun dedik. Hiçbir şekilde etkileşime girmesin. Fiziksel ve kimyasal olarak stabil olsun. Hemen yapısı bozulmasın. Mikrobiyolojik kontaminasyona uğramasın. Renk açısından tabii ki uyumlu olsun. İlaçların biyo yararlanımı olumsuz yönde etkilememeli. İstenen akış ve basım özelliklerine sahip olmalı ki her dozda biz her tablette hastaya aynı dozu verebiliriz. Örnek verecek olursak laktoz gördüğümüz gibi en fazla kullanılan seyreltişimiz. Yaş granülasyonda bundan birazdan tablet hazırlama tekniklerinde 3 tekniğimiz var. Direkt basım, yaş granülasyon ve kuru granülasyon. Burada laktozu yaş granülasyonda hidrate yani sulu şekli kullanılıyor ve çözünme hızı iyi. Laktoz anhidrin yani susuz. Bunun kısa dağılma süresi var. Akışkanlığı iyi. %40-50 oranında kullanılabiliyor formülasyon. Nişasta kullanılabilir. Yaş granülasyonu kurutması zor. Hem seyreltici, bağlayıcı ve dağıtıcı üç özelliği de içinde kullanılabilir. %11-14 oranında nem içerdiği için zaten kurutması zor oluyor. Yani maddelerin nem içeriği tabii ki stabil olmalarında olumsuz etkiler. Starex 1500 demiş, direkt basılabilen bir nişasta türü. Bu da aynı şekilde seyreltici, bağlayıcı ve dağıtıcı olarak kullanılabiliyor. Bu normal nişastaya göre biraz daha az nem oranına sahip. Manitol özellikle çiğneme tabletlerinde kullanıldığını söylemiştik. Seyreltici ve doldurucu olarak kullanılabiliyor. Bu binde ikilik bir neme sahip yani çok çok düşük. Vitamin ve antisit formülasyonlarını kullanılabiliyor. Ama pahalı bir ekspiyan maalesef ve akışkanlığı da nispeten kötü. Mikrokristalize selüloz, amisel dediğimiz madde. Bu çok sık kullanılıyor. Direkt basımda yaygın. Amisel pH 101 diye görürseniz maddeyi bu toz şeklini ifade eder. 102 olarak görürseniz ise bu granüle şeklidir. Seyreltici, doldurucu, bağlayıcı ve dağıtıcı olarak kullanılabilir. İkinci olarak bağlayıcılar tablet hazırlama esnasında toz karışımı granül şekli vermek için tozları bir arada tutan yapıştırıcı da aslında. Hani bağlayıcı dediğimiz tozları bir arada tutup yapıştırmasından geliyor. Tablet basımı sırasında granülelerin birbirine bağlanmalarını sağlamak için gerekli kohezif özelliği oluştururlar. Bağlayıcılar toz karışıma doğrudan ilave edilip bu karışım su, alkol su karışımı ile ıslatılarak granüle hale getirilebileceği gibi genellikle %5 ile 20 konsantrasyondaki su veya alkolü çözeltileri veya pastaları da pasta şeklinde de ilave edilebilirler. Yaygın olarak kullanılmakta olan bağlayıcılarımız şunlar: nişasta, jelatinize nişasta, jelatin, akasya, sukroz, PVP dediğimiz polivinilklorüran, polivinil alkol, karbok metil selüloz, sodyum karboksil metil selüloz, ete selüloz gibi. Kullanılan bağlayıcı miktarı tablet özelliklerini etkiler. Tabii ki de fazla ya da güçlü bir bağlayıcı kullanımı sert tabletler elde edilmesine ve tabletin dağılma süresinin artmasına yol açar. Şöyle düşünelim. Siz çok güçlü bir bağlayıcı kullanıyorsunuz ve tozlar böyle birbirine o kadar bağlanmış ki zaten bunu basım yaparken de hissedersiniz. Tablet sert yani ağzına alsan dahi kırılmaz. Ve tabii ki böyle bir tablet
Yutulduğu takdirde dağılma süresi çok uzar. Yani etki süresi uzamış olur. Biz tabii bu şekilde olmasını istemeyiz. İdeal olması gereken her şey. Alkol ve su tam olarak bağlayıcı madde sayılmazlar ancak ıslatma özellikleri nedeniyle formülasyonda bulunan laktoz, nişasta, selinoz gibi tozları granül hale getirmeye yararken barındırdıkları nem ile de maddelerin basıldıklarına bağlanmalarına yol açarlar. Bağlayıcılar kuru toz halinde formülasyona eklenebilir ve daha sonra granülasyon ajanı olarak su kullanılabilir. Ancak tüzelti halinde hazırlanmaları formülasyon açısından kolaylık sağlayacaktır. Tüzelti halinde kullanılan bağlayıcı maddeler şöyle. %5 onluk nişasta tüzeltisi, %2 onluk jelatin, %5-20 Arap Samk olabilir veya hidroksipropil metilselüloz tüzeltisi, %5-20'lik PVP tüzeltisi veya şekerin ilk teknobirde yaptığınız basit şurup olarak %5 ya da 85'lik su tüzelsi kullanılabilir. Alkol ve su bağlayıcı olarak kullanılacaksa kullanılan bağlayıcı miktarı teorik kütle hesabına katılmaz. Bunu da birazdan bahsedeceğiz. Teorik kütlemiz ve pratik kütle miktarlarımız var. Dağıtıcılar dediğimiz bunlar nasıldır? Sıvı ortama konulduklarında tabletlerin dağılmasını, granüller ve toz partiküllerinin ayrılmasını sağlamak amacıyla tablet formülasyonlarına ilave edilirler. Hazırlama esnasında granüle oluşturulmasından önce toz karışımına veya daha sonra oluşturulan granüllere karıştırılarak ilave edilebilirler. Değişik mekanizmalar ile tabletin mide bağırsak kanalında belirli bir sürede dağılmasına, bulunduğu ortamda süspansiyon haline geçmesine ve aktif maddenin de disolüsyonuna yani çözülmesine imkan verir. Yani bu şekilde gördüğünüz gibi şimdi tabletimiz bu şekilde dizintegrasyon ile granül halinde veya daha küçük partiküller halinde dağıtıcılar sayesinde mide bağırsak sisteminde belli bir sürede dağılmasına yardımcı oluyor yani. Dağıtıcılar örnek olarak Stagnum 500 dediğimiz nişasta verilebilir. Avicel, mikrokristal selülozumuz, toz dediğimiz selülozumuz, işte guar reçinisi, arginik asit, çapraz bağlı polivinil pirrolidin vesaire verilebilir. Nişastanın suya karşı ilgisi fazladır. Suyu emerek şişer ve tabletin dağılmasına olanak sağlar. Genellikle %5 oranında kullanılır fakat hızlı bir dağılma isteniyorsa %10 ila 20'ye kadar kullanımı mevcuttur. Bir başka dağılma metodu da karbondioksit oluşturarak dağılmadır. Bunu söyleyince aklınıza tabii ki ne gelir? Efervesan tabletler gelir. Sodyum bikarbonat ile beraber tartarik asit ya da sitrik asit gibi bir asit taşıyan tabletler suyla temasla efervesan özellik gösterirler. Karbondioksit çıkışıyla tabletin dağılması sağlanır. Tek dezavantajları ise üretim sırasında ve sonrasında kuru ortamda tutulmaları ve sık ambalajlarda saklanması gerekir. Şimdi bu ilaçları hatırlayınız. Genelde bu takviye amaçlı mesela C vitaminleri vesaire bunlar kalsiyum tabletleri ve bunlar büyük tabletler işte efervesan özellikle. Bunları suya atar atmaz tablet o karbondioksitin çıkışıyla beraber dağılmaya başlar. Ama tabii ki nem katmaması gerekiyor. Çünkü nem kaparsa stabilitesi bozulur ve olduğu ambalajda tablet maalesef bozulmaya. Lubrikantlar dediklerimiz bunlar aslında kaydırıcı olarak geçer. Tablet formülasyonlarında basılan tableti kalıptan çıkışını kolaylaştırmak için kullanılır. Bu maddeler tablet presi ile tablet arasındaki sürtünmeyi azaltırlar. Zımba ile kalıp üzerine yapışmayı, dolayısıyla birikmeyi önlerler. Bu işi tablet ile zımba yüzeyi ve kalıp duvar arasında bir film oluşturarak yaparlar. Bu etkiye de antiadheran etki deniliyor. Sıklıkla talk, magnezyum stearat, kalsiyum stearat, stearik asit, hidrojene bitkisel yağlar ve polietilen glikol bulunur. Burada magnezyum stearat gerçekten çok iyi bir lubrikant özelliğine sahiptir ve sıklıkla kullanılır formülasyonlarda. Talk hariç diğerleri genellikle %1 veya daha az konsantrasyonlarda kullanılırken talk %5 konsantrasyonda eklenir. Lubrikant seçimi kadar kullanacak miktarın seçimi de önemlidir. Eğer yüksek miktarda kullanılırsa tablete waterproof dediğimiz su geçirmez özellik kazandırarak tabletin çözülmesini zorlaştırabilir ve bu da tabii ki biyoyararlanımı etkiler. Ridat dediğimiz maddeler ise toz karışımının akış özelliklerini iyileştiren yardımcı maddelerdir. Bu maddeler basından hemen önce örneğin lubrikantlarla beraber eklenirler. Aerosol dediğimiz koloidal silika en sık kullanılan ridattır ve %1 veya daha az oranda çok düşük konsantrasyonlarda kullanılır. Talk bir diğer sık kullanılan gridanttır.
ve lubrikant özelliği de bulunduğu için her iki amaca da hizmet edeceği için tercih edilir. Burada sağdaki tabloda gördüğünüz gibi işte nişastadır, talktır. Burada aerosolünü görüyoruz. Burada konsantrasyonlarını görüyorsunuz. İşte talk daha çok 0,10 arasındayken mesela aerosol binde 1 ile binde 5 oranında kullanılabiliyor. Şimdi biz dedik ki size tablet formülasını verdik mesela. İşte etken maddemiz var 500 mg. Nişastamız var. PVP. AVSPH 101. Kalsiyum stearat. Şimdi öncelikle şunu sormak istiyorum. AVSPH 101 dediğimizde bu form toz mudur, granüle midir? Hatırlamaya çalışalım. Evet, bu pH 101 dediğimizde biz bunun toz olduğunu anlayacağız. Şimdi bakıyoruz buradaki önceki maddelerimizin kullanış amacı nedir? Bir bakalım. Etken madde tabii ki etken maddedir. Nişasta burada dağıtıcı ve bağlayıcı amaçlarla kullanılır. Tabii şimdi mesela bir nişasta dediğimiz madde mesela hem dağıtıcı hem bağlayıcı olarak kullanabiliyorsa biz bunun tam olarak işlemini nasıl yaparız arkadaşlar? Toplam formülasyonun toplam miktarından oranını buluruz. Mesela nişasta tüm yüzde mesela 10-20 ise mesela dağıtıcıdır. Daha düşük orandaysa bağlayıcıdır gibi. Hani oranlara bakarak bunun esas işlemini bulabiliriz. PVP burada bağlayıcıdır. Avisel pH 101 toz halinde dağıtıcıdır. Böyle fark ettiyseniz burada zaten yüksek oranlarda bulunuyor. Kalsiyum stearat ise kaydırıcı olarak işlev görmektedir. Bu etken madde oranlarında size bir önceki dönem verdiğim yardımcı İngilizce kaynaklara müracaat etmeniz iyi olacaktır. Orada Handbook of Pharmaceutical Experience kitabında bunların tablet formülasyonundaki oranlarını rahatlıkla görebilirsiniz. Şimdi tablet hazırlama yöntemlerimiz direkt basım, kuru granülasyon ve yaş granülasyon olmak üzere 3 ayrılıyor. Direkt basımda kristal yapısı uygun olan etkin maddenin inert bazı yardımcı maddelerle karıştırıldıktan sonra direkt olarak tablet halinde basılmasıdır. Bu yöntemde ilaç ve yardımcı maddeler uygun bir karıştırıcı kullanılarak karıştırılır ve tablet makinesinde basılır. En basit ve hızlı bir yöntemdir. Bu yöntemin kullanılabilmesi için toz kütlesinin akışkan ve basılabilir olması şarttır. Şimdi de burada gördüğünüz gibi etkin maddemiz, dolgu maddemiz, lubrikan ve gridantımız, akışımızı iyileştirmek için kaydırıcımız, dağıtıcı maddemiz koyup karıştırıp direkt olarak basıyoruz. Herhangi bir işlem gerektirmiyor. Kuru granülasyon yönteminde ise etkin madde ve yardımcı maddelerle birlikte yüksek basınç altında briket tablet halinde basılır. Briket tablet dediğimiz aslında şekilde gördüğümüz üzere şimdi etkin maddeyi bağlayıcı, dolgu, lubrikant vesaire koyduk, karıştırdık. Önce bir tablet olarak basıyoruz. Daha sonra bunu kırıyoruz arkadaşlar. Yani kuru granülasyonda önce bir küçük tabletler olarak basılır. Daha sonra bu kırılır. Granülatörlerde kırılır. Elde edilen granüller tekrar yardımcı maddelerle karıştırılarak tablet halinde basılır. Bu yöntemde daha az temel işlem vardır ama özel imalatçı hazır gerektirir. Yüksek dozlu ilaçlar için yüksek yoğunlukta granül imalatı mümkün olur. Burada briket tablet basımını yaptık. Dediğimiz gibi granülatörden geçirip kırıyoruz briket tabletleri. Granül haline getiriyoruz. Daha sonra tekrar gliden, lubrikan ve dağıtıcı madde ekleyip karıştırıp ondan sonra tekrar basım işlemine gidiyoruz. Biz bunu ne zaman tercih ediyoruz? Etken maddenin dozu çok yüksek olduğunda, etken maddenin basılabilirliği uygun olmadığında, neme veya sıcaklığa duyarlı etken maddeler olması durumunda, toz partiküllerinin bağlayıcı madde ile bir araya getirilemediği durumlarda, yaş granülasyonun kurutulması sırasında etken maddenin migrasyonu ve homojenitesinin sağlanmaması durumunda, bir bağlayıcı kullanılmadığında dezentegrasyon ve çözünmenin iyileştirilebilmesi amacıyla kuru granülasyon yöntemi kullanılabilmektedir. Yaş granülasyon yöntemi nedir peki? Etken madde, dolgu maddesi, dağıtıcı ve varsa diğer yardımcı maddeler bir karıştırıcıda, burada gördüğünüz gibi havanda karıştırılır. Bunlar uygun bir karıştırıcı alınır. Bağlayıcıyı da burada bağlayıcı maddeyi ilave ederek pat haline getirilir. Burada suyumuzu ilave edeceğiz ve pat kıvamına getirilir. Bu pat kıvamındaki kütle granülatör dediğimiz cihazdan geçirilir. Bunu geçirdikten sonra granülleri elde ettik. Etüyü de kurutuyoruz. Bu kaba granüller erikten geçirilir. Kaydırıcı ilave edilerek basım yapılır. En iyi bilinen klasik tablet imalat yöntemidir. Modern şekliyle
yaş granülasyon akışkan yatakı bir cihazla yapılabilir veya hızlı granülatörlerde granülasyon yapılır. Kurutma akışkan yatakı bir sistem tamamlanır. Yani granülasyon yapıldıktan sonra çünkü bir yaş olduğu için biz burada direkt ıslak bir bağlayıcı ile beraber ıslak bir madde de ilave ettik. Bunun kurutulması gerekiyor. Şimdi biz laboratuvarda peki bunu nasıl hazırlayacağız? Isı ve nemden etkilenmeyen maddeler toz edilir. Gerekirse dolgu maddesi ilave edilir. Gerekirse dediğimiz durum 60 mg'dan düşükse dolgu maddesi ilave etmemiz gerekiyor. Dağıtıcı maddeyi ilave ediyoruz. Bağlayıcı madde ile toz maddeler pat haline getirilir. Granülatörden geçir. Granülü etüde kurut. Bir küçük numaralı elekten elenir. Pratik kütle tartılır. Ve etbe karıştırıcıda pratik kütle ve kaydırıcı 5 dakika karıştırılır. Isı ve nemden etkilenen madde varsa bu aşamada etkiliyoruz. Çünkü bu daha önceki aşamalarda etkilersek etüvde kurutma işlemimiz olduğu için maddenin yapısı bozulabilir. Ve daha sonra tablet basımı. Tablet basımı şimdi ne oluyor? Tablet makineleri, laboratuvar tipi tek zımbalı bizde bulunan ve sanayi tipi çok zımbalı döner veya rotary piranser olarak sınıflandırılabilir. Bir üst zımba ve bir alt zımba ve bir mühleden oluşan sisteme istasyon deniyor. Tek zımbalı makinelerde döner tipi çok zımbalı makine arasındaki en büyük fark tabletin basım süresidir. Şimdi tek zımbalılarda süre 100 milisaniye iken rotarylerde 8-10 milisaniyeye kadar. Yani tabii ki endüstriyel olduğu için bunlar daha hızlı oluyorlar. Tablet zımba ve mühürleri çelikten yapılır. Mekanik aşınmaya karşı direnç, tozlarla etkileşimde yapışmazlık ve kayganlık özelliği, korozyona karşı direnç gösteren direnç istenen özelliklerdir. Bu özellikleri sağlamak amacıyla zımba ve mühürlere sert krom kaplama, nikel veya teflon kaplama uygulanmaktadır. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz laboratuvar tipi bir makine. Bu en sol üstteki resmimiz makinemizin önden görünüşü. Burada açma ve kapama düğmeleri var. Şimdi burada hemen yanındaki resim ise buradaki görünen bizim besleme hunumuz arkadaşlar. Tozu buraya koyuyoruz ve yani makineye toz buradan besleme hunisi dediğimiz yerden. Bakın şuradaki fit cup dediğimiz birinci aşamadaki fit cup besleme hunisinden veriliyor. Burada üçüncü resim ise makine resmi. Burada da tabletin basılıp gönderilmesi işlemi var. Şimdi şöyle bir şey. Şuradaki vidalardan tabletin sertliği, yumuşaklığı ayırlanabiliyor. Onun tabii ki elle manuel olarak yapılması gerekiyor. Yani biz tabletin ne sertlikte istiyoruz gibi. Daha sonra çünkü tablet kontrollerinde göreceğiz. Tablet mesela hemen ufalanırsa bizim için istenen bir durum olmaz. Mutlaka belirli bir sertliğe sahip olması gerekiyor ve her bir tabletin belirli bir ağırlıkta olması gerekiyor. Bu da mührenin dolması ile ilgili. Şimdi biz şuraya bakalım sağ taraftaki resmi. Şurada sarı olarak görünen yer bizim besleme ünitemiz. Şu lower parçacığı alt zımba, upper parça üst zımba. Daha dediğimizde bizim mühremiz oluyor arkadaşlar. Şimdi besleme ünitesi ikinci resimde burayı dolduruyor besleme hunisi. Daha sonra üçüncüsüne üst zımba iniyor ve alt zımba ile birleşerek tablet basımını gerçekleşiyor. Daha sonra dördüncüsünde üst zımba uzaklaşıyor. Besleme hınısı alt zımbanın hareket edip de besleme hınısında ittirmesiyle basılan tablet ortaya çıkmış oluyor. Şimdi burada kısaca bir bulduğum videoda size göstermek istiyorum. Şimdi burada bakın, burada üçlü bir tablet basımı var. Üst zımba. Hunisinin ittirmesiyle beraber basılan tabletler de önüne doğru gelmiş oluyor. Burada ise endüstriyel sistemde görüyoruz. Tabii ki sanayi tipi makineler daha büyük. Aynı anda bakın bunların her birinde tablet basılıyor, doluyor, basılıyor, doluyor, basılıyor. Tabii ki daha bir seri üretim söz konusu. Şimdi örnek tablet formülasyonlarımıza gelecek olursak burada
Asetil salisilik asit, nişasta, koloidal ve granülat dozdan oluşan bir formülasyonumuz var. Şimdi formül 1 tablet içinde 100 tablet hazırlayın dedik. Şimdi bir tablet için verildiğine göre biz bunların önceki 100 tabletlik miktarlarını bulacağız. Asetil salisilik asit 100 miligramdı. 100 tane istediğim için çarptım. 11 miligram yani 10 gram asetil salisilik asit alacağım. Daha sonra nişasta için 10 miligramdı. 100 tane istediğim için buradan 1 gram nişasta oluyor. Koloidal silika için 100 ile çarptım. Bu da 1 gram koloidal silika ve granülaktoz için de 5 gram granülaktoz istiyorum. Hazırlamada 10 gram asetil salisilik asit 1 gram nişasta tartılıp geometrik seyretme esasına göre havanda toz edilir. Yani geometrik seyretme derken neyi kastediyorduk? Hatırlayalım. Yani 1 gram nişastayı koyuyorum ben havana. Daha sonra 10 gramı 3'e bölebilirim, 4'e bölebilirim. Yani az az miktarlarda ekliyorum ve onu sürekli bu homojen karışımı sağlayarak. Yani nişastayı koydum. Diyelim ki 2 gram asetil salisilik asit koydum. Onu bir karıştırıyorum. Daha sonra bir 2 gram daha. Sonra bir 2 gram daha koyarak yapıyorum. 5 gram granülaktoz 3 nalı elekten geçirilir ve tartılır. Hazırlanan bu karışım 1 gram koloidal silika bir koldan, granülaktozla diğer koldan B tipi karıştırıcı 3 dakika süreyle karıştırılır ve eczacı paketi yapıp ambalajlanır. Burada ambalajımız eczacı paketi. Bir önceki haftalarda göstermiştim. Etiketimiz beyaz oral kullandığımız için. Kullanışı da asetil salisilik asit hatırlarsınız. Anerjizik, antipiretik olarak kullanılmaz. Bir başka tablet formülasyonumuz sulfametoksazan, nişasta, laktoz nişasta ürünü ve kaydırıcı %5'lik demişiz. Bir altında kaydırıcı içeriğini vermişiz. Ve demişiz ki kuru granülasyon yöntemiyle 300 tablet hazırlayınız. Böyle bir formülasyonda ne yapıyoruz? Öncelikle hesaplamalarımızı yapıyoruz. 100 gram etken maddemiz laktozlarımızla 200 miligram oldu. Yani bir tabletimiz 60 miligramdan büyük olduğu için dolgu maddesine ihtiyaç yoktur diyoruz. Şimdi 300 tablet istediğimiz için etken madde için 100 çarpı 300'den 30 gram etken maddem olacak. Nişastadan 15 gram nişasta, 15 gram laktoz nişasta granülüm olacak. Şimdi toplam madde ağırlığım ne oldu? 30, 15, 15, 60 gram oldu. Şimdi bu bana diyor ki %5'likte kaydırıcın olsun diyor. O zaman 60'ın %5'i ne yapar? 3 gram da kaydırıcı olacak. O zaman kaydırıcı için de tekrar orada hesap vardı. Diyorum ki 100 gramda 53 gram nişasta varsa benim kaydırıcım bu formülasyonda 3 gram olacak. 3 gramda 1,59 gram nişasta vardır. Aynı şekilde tak miktarını hesapladım. 0,9 gram tak vardır. Stearik asit 0,3 ve 0,21 gram kloridal silikon vardır diyorum. Şimdi benim madde ağırlığım 60 gramdı. Bir de ben buna 3 gram kaydırıcı ekledim. 63 gram oldu. Şimdi bir tablet ağırlığını bulmak için bu 300 tabletin ağırlığı 63 gram bölü 300'den 0,21 gram. Yani benim bir tabletim diyorum 210 miligram ağırlığına sahip olacak. Hazırlama kısmında ise önce kaydırıcı karışımın hazırlanması gerekiyor. Bunun için de nişasta, talk, stearik asit ve koloidal silika tartılıp küpik karıştırıcıda 3 dakika kadar karıştırılması yeterlidir. Daha sonra sulfametoksazan ve nişasta tartılıp geometrik seyretme esasına göre havanda toz edilir. Yani önce az olan miktarı koyuyoruz. Daha sonra çok olan miktarı kısım 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 etkileyerek, homojen bir şekilde karışımı sağlıyoruz. Uygun miktardaki laktoz nişasta granülü 3 nolu elekten geçirilir ve tartılır. Hazırlanan bu karışım ve kaydırıcı karışımı bir koldan, laktoz nişasta granülü de diğer koldan V tipi karıştırıcımıza eklenerek 3 dakika süreyle karışım sağlanır. Basım içinde en son tablet ağırlığını bulmuştuk. 210 miligram bir tablet ağırlığı olacak şekilde hazırlanan son karışımda alınır ve belirtilen tablet ağırlığında uygun zımba yerleştirilmiş eksantrik makineyle tabletler basılır. Bizim laboratuvardaki makinelerimiz eksantrik makine olarak geçiyor arkadaşlar. İdeal tabletler teslim edilir. Bu basılan tabletler eczacı paketi içerisinde yerleştirerek teslim edilmesi gerekiyor. Etiketimiz beyaz ve etken maddemiz antibakteriyel olarak kullanılmaktadır. Bir başka maddemiz, formülasyonumuz pardon, propifenazan bağlayıcı, dağıtıcı, kaydırıcı. Burada bakın sadece etken maddenin oranı verilmiş ve ısıdan ve nemden etkilenmediği söylenmiş. Etkilenmiyorsa biz bunu yaş granülasyonuna basabiliriz. Burada da zaten formül 1 tablet içindir. Yaş granülasyon yöntemiyle 100 tablet hazırlayınız diyor.
Burada bağlayıcı kâfi miktarı, dağıtıcı %10, kaydırıcı da %5'lik bir oranı sahip olsun demiş. Bunları demek ki biz kendimiz seçeceğiz. Şimdi topladığımız zaman 0,02 gram sadece etken madde vardı. O zaman bir tabletin ağırlığı 20 miligram oluyor. 60 miligramdan düşük olduğu için biz buna seyreltici dolgu maddesi ekleyeceğiz ve 100 miligramı tamamlayacağız. Şimdi 100 miligramı tamamlamak için 20 miligram etken madde, 80 miligram dolgu maddesi kullanacağım. Ben diyorum ki nişasta kullanayım. Daha sonra 100 tablet hazırlayacağım için 0,02 ile 100'ü çarptım. 2 gram propifenazon etken maddemi kullanacağım. Daha sonra 0,08 gram, burada 80 miligramda 8 gram da nişasta kullanacağım 100 tablet için. Dağıtıcımı da diyorum ki Povidan seçeyim. %10'luk istemişti benden. 10 gram, burada 8 artı 2 dolgu maddesi ile etken maddesinin toplamının %10'u kadar, şu an toplamım benim bu, bir dağıtıcım olacak. O da 1 grama karşılık geliyor. Bağlayıcı olarak da distil su kullanılmış olsun diyorum. Teorik kütle dediğimiz zaman teorik kütle bizim olması gereken toz miktarımız. Pratik kütle ise işlemler sonunda elimize kalan toz miktarı. Şimdi bunların aslında yapıldıktan mesela biz yaş kuramından sonra etübe koyacağız, kuracağız, nemini vesaire alacağız. Muhakkak bir kütlede kaybımız olacak. O yüzden teorik ve pratik olarak iki kütle tanımı var burada. Teorik kütlem benim ilk başta istediğim toz. Yani 2 gram etken maddem, 8 gram dolgu maddem, 1 gram dağıtıcım. Bağlayıcı eklemiyoruz demiştik, genelde su ve alkolü. Toplamda 11 gram kütlem var ama pratikte ben bunu işlemlerden sonra 10 gram kaldığını varsayalım diyorum. Pratik kütleyi de toplam %5 olacak şekilde kaydırıcı madde. Talkın sıkıntı kullanımı da söylemiştik. Talk ekleyelim diyorum. 100 gram da 5 gramsa 10 gram da kaç oluyor? 0,5 gram talk oluyor. 10 gram benim neydi? Pratik kütlem üzerinden hesaplıyorum. O zaman diyorum ki teorik kütlem 11'di. 11 gram teorik kütleyle ben 100 tablet basarsam diyorum. 10 gramdı benimki. Ne kadar tablet basarım? 90,91 tablet basarım. Şimdi toplam pratik kütlem benim ne oldu? 10 gram vardı zaten. Bir de ben kaydırıcı ilave ettim 0,5 gram. 10,5 gram oldu. O zaman diyorum ki şimdi toplam kütlem 10,5 gramsa ben 90 tane de tablet basacaksam benim her bir tablet ağırlığı 0,115 gram. Yani 115 miligram oldu. Yani tablette 115 miligram olacak. Bunu da nasıl buldum? Toplam pratik kütleyi toplam basabileceğim tablet miktarını bölerek buldum. Şimdi arkadaşlar konumuzu özetlersek tablet formülasyonlarından bahsettik. Tabletler her biri tek dozluk, bir veya daha fazla etkin maddeyi içeren ve genellikle partiküllerin tek düze hacimlerinin sıkıştırılmasıyla elde edilen katı preparatlardır. Bir veya daha çok etkin madde içeren partiküller yardımcı madde içermeden veya yardımcı madde olarak seyreltici, bağlayıcı, dağıtıcı, kaydırıcı, tatlandırıcı, renk ve tat maddelerini içirebilirler. Dolgu maddeleri düşük dozlardaki ilaçlardan makul bir tablet, ne demiştik? 60 miligramın altında olmayacak. Bu boyuta ulaşmak amacıyla kullanılır ve laktoz en bilinen dolgu maddesidir. Dağıtıcılar ise tablet veya kapsül içeriğinde mide ortamında hızla granüllere ve onu oluşturan tozlara parçalanmasını sağlamaya ve dolayısıyla ilacın kana karışması ya da lokal etki göstermesi için salımına hizmet eden maddelerdir. Dağıtıcılar su ile temas ettiklerinde hızla genleşerek tabletlerin parçalanmasına yol açan maddelerdir. Kaydırıcılar, yani lubrikantlar, tablet preslerinde tabletlerin alt zımba tarafından kolaylıkla itilmeleri için formüle katılan maddelerdir. Bu maddeler tablet presi ile tablet arasındaki sürtünmeyi azaltırlar. Bu güne kadar zımbalar ve müfreler üzerine kaplama yoluyla uygulanacak ve tablet imalatında sürtünmeyi azaltacak bir yol bulunamamıştır. Bu nedenle halen dışarıdan lubrikant kaydırıcı ilavesi yapılmaktadır. En başarılı lubrikant da magnezyum stearattır. Akış düzeltici veya yapışmayı önleyici maddeler olan gridantlar da önemlidir. Çünkü akış özelliklerinin kötü olması tablet ağırlıklarının sapmasını, alt ve üst limit dışına taşımasına ve sonuçta üretimin aksamasına sebep olur. Son olarak tabletler genel olarak 3 yönteminden hazırlanır dedik. Direkt basım, kuru ve yaş granülasyon. Katı ilaç şekillerinin üretim aşaması birçok işlem basamağını kapsar. Bunlardan birini oluşturan yaş granülasyon işleminde bağlayıcı özellikli maddeler toz karışıma katılarak toz partiklerinin kümeli haline gelmesi, agrege olması sağlanır. Kuru granülasyon yöntemi ise bağlayıcı maddenin çözücüsünden
etken maddenin etkilenmemesi ve etken maddeniz aslında bir stabilitesini güvence altına almak için tercih ediyoruz bunu. Çözücü kullanmadan uygulanan bu yönteme çözücüsüz granülasyon da denilmektedir. Yöntemin esası toz maddenin doğrudan basım işlemine tabi tutulması. Elde edilen bu kütlelerin kırılıp, o briket tabletlerin kırılıp belirli partikül büyüklüğüne getirilmesi ve daha sonra tablet basımına geçirilmesidir. Bu hafta tablet formülasyonlarını kısaca anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Şimdi tabii ki ilk hafta biz ne görmüştük? Tozları gördük ki aslında biz pratikte bir tablet basımına gitmeden önce muhakkak toz kontrollerini yapmamız gerekiyor. Toz kontrollerinde de baktığımız en önemli parametreler neydi? Tekrar edecek olursak akış süresi, yığın açısı tayini, daha sonra vuruş hacmi, vuruş densitesi, görünür hacim, görünür densite gibi parametreler bizim için önemliydi. Yani bir tableti basmadan önce muhakkak toz kısımda onun kontrollerinin yapılması gerekiyor. Daha sonra tablet basımına gidiyoruz ki kaliteli bir tablet basımı yapabilelim. Bu hafta aktaracaklarım bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.